Merhaba arkadaşlar, ben CyberCode kanalından ve kanalın kralından farklı bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere teknik ile ya Windows teknik ile birkaç bilgi aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Genellikle benim zaten arada sırada değiştirdiğim bir şey arkadaşlar. Bunu da videoda kayıt altına almak istedim, sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere DNS nasıl değiştirilir, kaç çeşit DNS vardır ve video altında ve video yüzünde arkadaşlar DNS adreslerinin bir listesi, bir kayan yazısı oluşturacağım arkadaşlar. Video üzerinde de video sonunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca video altına da sıkıştırılmış WinRAR'la veya text dosyasıyla bir liste vereceğim arkadaşlar. Bu verdiğim DNS adreslerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz siteye istediğiniz zaman girebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir engellemesi yok. Yalnız aralarında bazıları arkadaşlar yavaş çalışabilir. Onları da teker teker deneyip sizin bulmanız gerekiyor. Çünkü bayağı bir DNS adresi var arkadaşlar. İstiyorsanız DNS adresini değiştirmeden önce DNS'in ne işe yaradığını da gösterelim, ne işe yaradığını söyleyelim arkadaşlar. DNS adresi sizin mesela devlet tarafından engellenen sitelere girmenize izin veriyor arkadaşlar. Ayrıca Amerika olsun ya da Almanya olsun, İngiltere, Fransa gibi tabanlı serverların o ülkelerde olan sitelere de girme imkanı sağlıyor. Tabii o ülkelerin de yasaklanmış sitelerine girme imkanı sağlıyor arkadaşlar. İllegal ortamları bulunan sitelere girme imkanı sağlıyor. Tabii sizin amacınız daha çok illegal sitelere girmek ise Tor browser'ı öneririm. Onda zaten giremediğiniz hiçbir site yok. Ama gerçekten yetişkinseniz girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yetişkin değilseniz biraz psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafızada kalıcı görüntüler içeriyor çünkü. Subliminal görüntüler oluşuyor arkadaşlar. Bunu da engellemek için tabii insan psikolojisine de değer vermesi gerekiyor bence. Tor Browser biraz bilgi yönünden çok güzel bir tarayıcı ama bilgiyi iyi yöne kullanırsanız arkadaşlar, kötü yöne kullanırsanız çok kötü ve tehlikeli olabilir sizin için. Konuyu dağıtmadan DNS adresi, başta dediğimiz gibi arkadaşlar, yetişkin sitelere veya istediğiniz herhangi bir engellenmiş siteye girebilirsiniz. Tabi DNS adresinizi değiştirdiğiniz zaman banlandığınız bir siteye de girebilirsiniz arkadaşlar. Bunu VPN ile de yapabiliyorsunuz, DNS ile de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir DNS kullanarak banlandığınız daha önceki siteye rahatlıkla yeniden girebiliyorsunuz. Başta da söylediğim gibi video sonunda kayan yazı halinde DNS adreslerini de sunacağım arkadaşlar. Video altına da bir indirme linki vereceğim. İstiyorsanız DNS adresimizi nasıl değiştirdiğimizi görelim. Genellikle Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10'da arkadaşlar genellikle şöyle oluyor. Bu sağ tarafta gördüğünüz bir internet bağlantı ikonu var arkadaşlar. Burada bağlı olup olmadığımızı gösteriyor. Zaten benimkinde sustan yazıyor arkadaşlar. İnternet SSID ismim sustan olarak belirledim. Buna bağlıyım şu anda Ethernet kablosuyla. Wireless'ta da var zaten arkadaşlar, onu da göstereyim ben. Gördüğünüz gibi Suslan'a bağlandı. Suslan güvenli, wireless ve Ethernet kablolu mevcut zaten. Bunun içerisine girmeden direkt arkadaşlar ikonu üzerine gelip fareyi sağ tıklıyoruz üzerinde. Sağ tıkladıktan sonra A ve paylaşım merkezini aç diyoruz. Açtıktan sonra böyle bir ekran açılacak karşınızda arkadaşlar. Hiçbir yere dokunmadan bağlaştırıcı ayarlarını, yani 1, 2, 3 ortadaki ikinci bağlaştırıcı ayarlarını değiştire tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan yeniden aynı boyutlarda farklı bir ekran daha açıldı arkadaşlar. Bu ekranda da eğer Wi-Fi üzerinden bağlıysanız veya da Ethernet kablosu üzerinden bağlıysanız o bağlı olduğunuz bağlı olduğu etken üzerinden değişiklik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten Wi-Fi üzerinden veya Ethernet kablosu üzerinden bağlı değilseniz DNS adresini değiştirmeniz olanaksız. Değiştirirseniz de bir işe yaramaz arkadaşlar.
Ben Ethernet kablosu ile bağlıyım. Ethernet kablosu üzerine bağlı olan, gördüğünüz gibi Ethernet yazıyor. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ tıkladıktan sonra özellikler diyoruz. Farklı bir dikdörtgen boyutunda dikey olarak bir ekran daha açılacak. Açıldı arkadaşlar. Buradan Ethernet özellikleri diyor zaten. Yüklenmesini bekliyorum. Arkadaşlar şu anda zaten video birleştirme programım açık. Bandicam açık. Internet Explorer açık. Bir de bu açık olduğundan dolayı biraz zorluyor şu anda. Burada en altta arkadaşlar Ethernet protokol sürüm 6 var, sürüm 4 var. Siz 4'ün üzerine geldikten sonra özellikler tıklıyorsunuz. Özellikler dediğiniz zaman farklı bir ekranda açılıyor. Biraz daha geniş bir ekranda açılıyor arkadaşlar. Buradan üst tarafı hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz. Alt tarafta aşağıdaki DNS sunucu adresini kullan diyorsunuz. Arkadaşlar zaten bu IP adresiniz otomatikmen aldığından dolayı buna ihtiyacınız olmuyor. Alttaki DNS'yi de şöyle değiştirebilirsiniz. Size verdiğim listeden istediğiniz herhangi bir DNS adresini değiştirebilirsiniz. Ama internet hızınızda herhangi bir değişiklik varsa burada ilk başta Türk Telekom DNS'yi deneyerek işlemi sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ethernet özelliklerini ve internet özelliklerinin cache'lerini sıfırlayarak Türk Telekom DNS'sine bağlanıp daha sonraki denemelerde farklı farklı DNS'ler deneyerek siz de hem DNS denemelerinizi gerçekleştirmiş olursunuz hem de hızınızı kontrol etmiş olursunuz arkadaşlar. Buradan aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan diyoruz. Buradaki aktif hale geliyor. Burada arkadaşlar bazı bilgisayarlarda nokta olarak görünmez. Bunun yerine siz kendiniz nokta koymanız lazım. Ve buradaki her bir DNS hücresi 255'e kadar son arkadaşlar 255 olarak sonlandırılıyor. Yani 256 olmaz, imkansız zaten. Daha fazla zaten yazamazsınız. Mesela 256, 256, 256 yazamazsınız. İstersen deneyelim. Gördüğünüz gibi 256 olmuyor arkadaşlar. 1 ve 223 arası oluyor. Buradan benim gireceğim DNS adresleri arkadaşlar. Tor Browser gibi her siteye girebilen hızlı takılmadan film ve video izleyebileceğiniz bir DNS arkadaşlar. İsterseniz size verdiğim listeden de girebilirsiniz ama benim genellikle 10 senedir kullandığım DNS'yi gireceğim arkadaşlar. 156 pardon. 150 zaten 3 tane DNS'ye girdiğiniz zaman otomatikman sağ taraftaki haneye kendi atlıyor arkadaşlar. Sanki yani oyunlarda key ya da anahtar girdiğiniz zaman olan atlama gibi. 156, 154 dediğiniz zaman zaten otomatik atlıyor 3 tane haneye girdiğiniz zaman. 70 burada atlamadı arkadaşlar. Buradan tab tuşuna basabilirsiniz veya yan tarafa mouse ile tıklayabilirsiniz. Tab tuşuna basıyorum. Pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar. Tab'da bir alta geçiyormuş. Mesela şöyle diyeyim size 70 bir daha tıklayalım. Buradan noktaya bastığınız zaman sağ tarafa kayıyor. Burada 70 22 diyoruz. Tab'a basıyoruz arkadaşlar. Üsttekinin ilk iki hanesini tekrarlıyoruz yine 156 154 70'in altına arkadaşlar 71 tıklıyoruz. Noktaya basıyoruz veya mouse'umuzla sağ tarafa geçiyoruz. Buraya yeniden 22 diyoruz arkadaşlar. DNS adresimiz bu şekilde. Ve hızlı bir DNS arkadaşlar, tavsiye ederim. Buradan tabi bunu yapsanız da yapmasanız da bunlar uyguluyor ama biz yine de emin olmak için çıkarken ayarları doğrula diyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Burada zaten pasif olarak tuşlar pasif şu anda. Şu anda uygulamaya çalışıyor ayarlar arkadaşlar. Kapat diyoruz. Bir süre bekliyoruz arkadaşlar. Bir süre bekledikten sonra ekranda zaten gördüğünüz gibi sorunlar algılanıyor diye bir ekran açılıyor. Normalde sorun algılamıyor arkadaşlar. Var olan DNS ayarlarınızı uygulamaya başlıyor ve uyguluyor. Uyguladıktan sonra kapat dediğiniz zaman internette istediğiniz herhangi bir siteye rahatlıkla girebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela örnek verecek olursak bazı sitelerde R10 diye bir site var arkadaşlar. Daha çok illegal paylaşımlar oluyor. Mesela Türk Hack Team diye bir site var. Tabii Türk Hack Team sitesine girmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü IP adresiniz kayıt altında tutuluyor.
Böyle bir site kayıt altında tutar yani IP adresinizi. Farklı farklı site, yani bütün siteler aslında IP adreslerinizi kayıt altında tutabiliyor ama bu tuttukları Türk Telekom sunucularında tutuluyor arkadaşlar. Ama Türkiye Tim'de mesela orada ona benzer Rayon gibi sitelerde arkadaşlar scriptlerle, kodlarla onlar kendi sitelerinde sizin IP adreslerinizi ayrı bir şekilde tutabiliyorlar. Bu sayede daha kolay banlama yapabiliyorlar veya izlemeyi alabiliyorlar. Konumunuzu belirleyebiliyorlar arkadaşlar. Bunları tavsiye etmem. Bu tür sitelere girerken de VPN denemenizi tavsiye ederim. Bu IP adresinizi tamamen değiştiriyor. Sizi Avrupa'da herhangi bir ülkede gösteriyor. Bunun sayesinde hiçbir sorun oluşmuyor arkadaşlar. VPN'de aklınıza gelecek olursa ben ZenMate kullanıyorum arkadaşlar. ZenMate'i kullanabilirsiniz tabi. O kısa yoldan bu tür işlemleri gerektirmeden DNS'yi tek tek değiştirmeden direkt olarak otomatikmen herhangi bir ülkenin konumuna gösteriyor sizi. Mesela şöyle diyelim ki bizim Türkiye genelinde herhangi bir site içerisinde yasaklanmış siteler var arkadaşlar. Bu yasaklanmış sitelere biz giremiyoruz. Ama Almanlar ya da Amerikalılar ya da İngilizler girebiliyor. Çünkü onların ülkesinde böyle bir yasak yok. Biz de onların ülkesi moduna girerek o yasağı bir delmiş oluyoruz. Yani delmiş demeyelim de kamufle etmiş oluyoruz kendimizi. Bir İngiliz, Almanya'da Fransız gibi gösteriyoruz. Bu sayede onların girebildiği tüm sitelere rahatlıkla girebiliyoruz arkadaşlar. VPN'ler de bu işe yarıyor. Ayrıca sizin kimliğinizi de koruyor arkadaşlar. Tabii bazı VPN'lerin bazı ülke ayarlar arkadaşlar yavaş olabiliyor. İnternet hızınızı etkileyebiliyor. Bunları da deneye deneye bir tecrübe edineceğinize inanıyorum. Bundan sonra kapat diyoruz arkadaşlar. Kapat dedikten sonra şu anda DNS adresimiz tamamlandı. Burada kanalımızı görüyoruz zaten. Buradan farklı bir siteye girelim istiyorsanız arkadaşlar. Ben daha önce şuradan uzantılar var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ZenMate şu anda pasif durumda arkadaşlar. Bunu daha sonra etkinleştireceğim. Video denemesi sonlandı. Burada herhangi bir site dersek mesela pornografik içerikli olan bir siteyi paylaşmak istemiyorum arkadaşlar. Kanalım şu anda çok sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Bu tür paylaşımları da yapmak istemiyorum. Siz istiyorsanız kendiniz deneyimlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar kendi bilgisayarlarınıza. Herhangi bir sorun olursa da kanalıma başvurarak video altına yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.